Neyse ne. Evet, şimdi geldik, huzurluyuz. Dün akşam güzel uyuduk. Dediğim gibi gayet güzel uyuduk. Bu arada İtalya'da gece çok sıcak olduğu için uyumak, yine orada da zorlanıyorsunuz. Yapış yapış oluyorsunuz. Burada gece üşüdük ve ilk kez 4 gündür yorgan dün akşam kullandım. Yorgan kullanmaya çektim, evet. Yani üşüdüm yani. Şimdi siz buraya geliyorsunuz ya, sizin hakkınızda, sizin özel hayatınız hakkında çok fazla bir şey bulamadım. Ya senin hangi dizilerde oynadığını bile yeni öğrendim daha. Hatta ve hatta yazan birisinden öğrendim. Savaşçı dizisinde oynamışsın mesela, ben bilmiyordum. Google'ların iyi değil o zaman. IMDb falan daha yok. Yok, ben şey yapmak istemiyorum. Çok fazla ön yargılı olmamak için bakmak istemiyorum. Karşıma çıkanlardan bakıyorum. Yoksa arasam her şeyini bulurum. Bütün seçeneklerini çıkarırım. Ama o zaman... Gördüm, tanıdığım kadarını. Aa, ben şimdi geleceğim oraya, her şeyi biliyorum zaten. Öyle olmayayım. Ben de öğreneyim. Ben de yeni i̇yi, öğreneyim. Süper. Tamam, o yüzden Google'a hiç girmeye gerek yok. Ben her bölümü izledim. Seni takdir ediyorum. Bir şey anlatıyorum sana. Böyle böyle bir şey yaptık. Bir aksiyon var diyorum. Evet evet, sen oraya diyorum Ceyhunlarla gitmiştin. Bir şey yaptık diyorum. Evet evet, sen... Ya her şeyi biliyor. Her şeyi izlemiş. E, izledim baktım ya, ne olacak, bu ne çok olacak, önemli konsept bir şey, ne? Biliyor musun? Bu çok önemli. Mesela bir dizide oynayacaksan, bir filmde oynayacaksan, sana bir rol verildiğinde onun hakkında araştırma yapmak çok güzel bir şey. O yönetmen daha önce neleri çekmiş, o senarist neleri yazmış, hangi şeyden bahsediyor, orada ne okuyacağız, gittiğimiz şey ne, Gültekin abi ne yapıyor, ne gibi sorular soruyor, ne gibi yerlere götürüyor, ne yeniyor, ne içiliyor, kadrajlar nasıl, ışık nasıl, yani evet, dünya nasıl, hani aynen öyle. Işık gidiyor arkadaşlar. Işık gidiyor. Evet tamam. Şimdi sizin buraya geleceğinizi duyan sevgili seyircilerimiz, tamam mı? Size bir sürü soru ilettiler. Okay. Şimdi ben bu soruları size okuyacağım. Evet. Ladies first. Evet. Tak 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 yapacağız. İstersen ben önce gireyim, istersen sen önce. Tekin abi sonra Instagram'da arıyor şu anda. Çünkü oraya yazdılar, bir şeyin altına yazdılar soruları. Abicim şöyle güzel bir dosya yapmışım. Evet abi, ya biraz çalış, hazırlan. Burası kamp ben yeri, de buradan, ne dosyası, ne kağıdı. İşte ben de buradan önceden ya hazırlanmayan sanatçı arkadaşlarıma sitem ediyorum. Çok ayıp ettiniz, beni gömdünüz şu anda. Ben evet, de senin gömdüğün sanatçı şimdi arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Hazır mıyız? Biliyorsun hep muhaliftir. Evet, hazır mıyız? Evet, hazırız. Hadi. Şimdi, Çağrı abi Aygül'ü, Buse abla Cerkuta'yı 3 kelimeyle anlatabilir mi diyor. Yani filmdeki karakterinizi size soruyor. Gerçek Çağrı'yı. Çağrı Aygül, Çağrı Aygül'ü anlatacak. Anlatacak. Evet, Çağrı Aygül için zaten söyleyecek. Üç kelime. Çağrı Aygül'ü, evet. Buse Cerkuta'yı. Ha. Güzelmiş. Tamam, güzel. Üç kelimeyle. Yani güzel bir soru. Çok çok güzel. Çağrı Aygül'ü anlatsın. Aygül, Aygül aşk, aşk sonsuzluk ve kuvvet demek güzel. Öyle mi? Oo. Peki sen... sen Cerkuta'yı nasıl anlatırsın? Uf. Dur, niye ben zorlandım? Bulgur. Buraya biraz kat yapalım. Ben azıcık düşüneyim mi? Tamam, kat yapalım, hızlı geçelim. Ben çevireceğim ya. Bir şey havalı birkaç tane şey şöyle bağla gibi. Ben var ya, ben o diziyi fazla izlemememe rağmen ikinize de hemen şeyler söyleyeyim mi? Söyle. Mesela bence Aygül rol model kadınlar için. Kadının gücü. Aygül sadık. Aygül masum. Kopya verme bakalım ne diyecek. Sen şimdi bozuyorsun bulamadım olayı. Ya. Ben bunu ama hala bulamadı bu. Bu sorumu soruya cevap vermek istemiyor diye geçelim. Vallahi bak maç tamam var. Vallahi de tamam, izleyeceğim tamam ya. Tamam okay, tamam. Buna biraz sonra dönelim, ben düşüneceğim. Tamam. Bizlerin okay de dönüyor. Tamam. Şimdi sette birlikte bir anınız oldu mu sizin hiç? İkinizin. Oldu. Biz ne zorluklar, oldu, ne çamurlar, evet, ne evet, neler. Oldu. Yok birlikte ama ikimizin. Evet birlikte oldu. Ha öyle mi? Tabii tabii. Çok zor. Yani zor sahneler, zor. Yani çok oldu. Hangi birine? Traktörle karda dönmek. Traktörle dönmek zorunda kaldığımız yerler çok oldu bizim ha, yani. Şeyden mi? Setten. Setten abi. Normal. Araba olmadığı için. İçinlenlik yapıyor. Sen orada otur diyor ama beni oturttu ya da traktörün arkasındaki boş bir yer böyle. Başka şansımız yok. Yani traktörle eve mi döndünüz ulan? Eve değil ya. Beyze. Setten beyze. Ha beyze. Tamam okey. Çünkü başka bir şey gitmiyordu yani. Bir ikiniz miydiniz? Evet. Yani o bizim sahnemiz evet çekildi. Bitti. Beyze gideceğiz. Bir de trafik var. Evet, ha tamam anladım. Evet gene hızlı hızlı devam ediyorum. Diyor ki günümüzde hangi oyuncuları çok beğeniyor ve kendinize rol model olarak alıyorsunuz? Var mı Çağrı böyle bir şey? Çağrı Şensoy'u çok beğeniyor ve rol model olarak alıyor.
Var mı öyle bir modeliniz? Ya olmaz mı? İkimizin de çok var yani. Bu yani da, ben mesela Türk benim çok sevdiğim değil. Çok oyuncu var. Yani ben sayarsam ama şöyle söyleyeyim. Rahmetli mesela hani kötü bir şekilde ve kötü bir sebeplerle de ölüyor genelde bu deha oyuncular. Ben Philip Seymour Hoffman hayranıyımdır. Özellikle bir hani Kenneth Branagh'lar, Michael Fassbender'lar, Cate Blanchett'lar. Sen Hollywood takılıyorsun biraz. Tamam. Evet yani tamam. Türkiye'de de var canım. Olmaz mı? Yıldız Kenter'ler, efendi cazımı söyle. Sen tam bir tiyatrocu kafası bu. Tamam. Yani birçoğunu sahnede izleme şansım olmadı. Sinemada izlediğim insanlar genelde yurt dışından verdiğim örnekler. Tiyatrocu olarak çok başka şeyler söylerdim ama yüzden, onları başka bir konsept. O yüzden saydığın isimlerden öyle yola çıktım yani. Ha. Yoksa Peter Sellers'a da sevgilim bilir, hayranımdır yani. Senin var mı? Yani örnek aldığın bilmiyorum ki. Yani aşırı, çok kendim, beğendiğimiz evet. Çok yani. Beğendiğim diyebilirim. Çünkü hani birini örnek almak doğru değil aslında biliyor musun? Yani doğru ya da bir yanlış hani orasını bilmiyorum ama hani benim bir şeyi şöyle yapılması gerekiyor de bana, ben onu öyle yapamam gibi bir yerdeyim. O yüzden birini öyle kalmak çok zor. Ama şimdi Marion Cotillard kariyerini çok beğeniyorum mesela. Ha bak şimdi beğenmek başka, örnek almak başka. Yok, bence ben örnek almıyorum. Tamam. Yani ben de beğendiklerini söyledim. Onu diyeceğim söyledim. Çünkü oyunculukta örnek alırsan onun gibi olursun. Oyunculukta kendin olman lazım. Yani bu örnek, soruyu soran kişi. Ama kime örnek alırdın böyle? Jim Carrey'i örnek alabilirdim mesela. Çok ruhuma uygun bir yani. Şöyle açtım biraz. Şimdi bu soru güzel. Bu soru çok soruluyor. Mesela deniyor ki kuruluş Osman setinde mi tanıştılar? Evet biz sette tanıştık. Sette tanıştınız. Hı-hı. Tamam. Aldınız mı? Cevap aldınız. Okey. Ha bak bu güzel bir soru. Bu soruyu ben okuduğumda beğenmiştim. Senin yani Buse'nin Aygül'le karakteristik ortakları var mı? Ortak yönleri var mı? Senin de Cerkutay'la ortak yönün var mı? Var tabii. Yani hani ben Aygül'le hatırladım cesareti. Ha. Daha önce de söylemiştim. Onun dışında kendi doğrularının peşinden giden. Sen oynadın değil mi bu dizide? Nasıl? Nasıl? Evet. Çok. Zaman geçti bu arada. Hafıza. O konuda hiç çok tazmıyor. Ben çok şeyimdir ya böyle hani. Bayağı düşünürüm. Derin. Birkaç gün düşünürüm mesela soruları. Öyle mi? He. Onu istersen yani. Ortaya yaklaştır. İkiniz de okay. Görüyor gerçi ama. Şey biraz daha yakına gelsin. Ha, öbürkünü açsana ya. Öbür lamba var ya orada. İyi, bu idareden onu da açayım. Onu da aç. Sevdiklerine sahip çıkan. Ha. Doğrunun yanında olan. Ha, tamam. O da çok efsane oldu. Azıcık kısabilirsin. Tanıyorsun zaten. Ha, onu kendi diyorum. Kendi babası bile hata yaptığında okey sen. Bitti yani, benim için de öyledir. Oralar benziyor. O, evet. Orada da çok belli erdemleri benziyor. Orada da çok takdir etmiştim seni bu arada. Bunlar aslında basit sorular ama yine de güzel buluyorum. Evet. Hayranları hakkında söylemek istedikleri bir şey var mı diyor. İyi, düğün videolarımızı çok güzel birleştirmişler. Çok güzel şeyler yapmışlar. Ciddi misin? Onlara bayıldım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu için. Helal olsun. Başka işiniz gücünüz yok mu ya? Şaka şaka. Ben kendi Buse hislerimi çok öpüyorum. Burada. Çok fazla değil mi? Çok fazla böyle fan kulübü mü benim var değil mi? Çok eskiden beri görüştüğüm fanlarım var. Hmm. İşte çok güzel bir ilişkimiz var onlarla. İşte kitap öneriyorum. Onlar bana film, kitap sorarlar. Güzel bir yere evrildi sonrasında. Hani hakikaten onların da ben de böyle sosyal medyada çok zaman geçirmelerini onaylamadığım, çok üstüne gitmemek adına uzaklaştığım zamanlar oldu. Dolayısıyla hani böyle tatlı bir ilişkiye döndü bizimkisi. Şimdi Çağrı ile ikimiz de çok yeni fan hesapları açıldı. Çok var. Hep böyle buz, çağ, buz gibi. Ben bazen evde işte mesela Çağrı işte dışarıda olur bir şey olur. Benim hiç Çağrı hayatta gelip de bana göstermez. Bak böyle bir fotoğraf çekildik de şöyle oldu. Aklına gelmez yani. Bakıyorum oh Çağ buz koymuş. Tamam ne güzel. Aynı Çağ buz'a aynen. Mesela. Aynen. Dün mesela bir şey yaşadık. Dün seninle biz şelalden sonra bir restorana çıktık ya dağda. Hı hı. Orada ben kendi kendime canlı yayın yapıyordum. Çağrı yoktu. Tamam mı? Çağrı yoktu. Bir yere kadar gitti. Geri gelirken oradan birisi, fanlarından birisi neden yalnız oturuyorsunuz, Çağrı yok mu gibi bir şey sordu. Ben de kamerayı tak çevirdim. Geliyordu çünkü yürüyordu. Sonra bana... Ha geldi Çağrı. Tekrar kamerayı ben kendime çevirdikten sonra
Çağrı şey dedi, abi bir şey anlatacağım sana dedi. Bir kapat da bir şey anlatacağım sana dedi. Bir şey soracağım dedi. Telefonda zannettim. Ben telefonda konuştum. Telefonda mısın dedim sana. Aynen telefon, doğru öyle sandım. Canlı yayın oldum. Kapat bir şey soracağım dedi. Ben de kapattım. Pat diye kapattım. Sonra hemen birisi yazmış. Aa insan bir merhaba der şey fanlarına falan öyle pat diye kapattı falan filan. Ben de yazdım, o bilmiyordu canlı yayın yaptığımı. Dolayısıyla dedim acil bir telefon geldi, onun açıklamasını yapmak istiyordu bir an evvel. Kalkmamız gerekiyordu falan dedim. Yani doğrusu da buydu zaten. O yüzden yanlış anlamayın, öyle bir çocuk değil yani. Çocuktu, böyle bir hata değil. Çocuk. Şimdi birkaç yani tane onlara da benim de söylemek istediğim hani öyle bir yani ne bileyim insanların da hani hayatlarını onların sevgi kimse kimsenin sevgisine göre hayatını yönlendirmesin bence. Benim de onlara söylemek istediğim şey yani umarım hayatlarında en sevdiği şeyleri aksatacak kadar bu hikayeleri takip edip hayatlarından çalmıyorlardır bu anlamda. Çok teşekkür ederiz tüm sevgileri ve incelikleri için ama oraya teşekkür o da böyle bir oradalar bak onlar. Kulağımıza küpe olsun hepimiz. Çekerken sürekli güldükleri ve zorlandıkları bir sahne var mı diyor. Senin zorlandığın sahneyi biliyorum. Sen söyler. Sen söyle aslında. Ben nerede zorlandım? Kaşını abi? Gözünü çıkarıyorlarmış ya. Onu kimse bilmiyor mesela. Ben bilmiyorum. Gerçekten söylemek bir sakınca var mı? Yok. Söyle bence. Tamam. Ondan önce başka bir şey düşünüyordum da ama asıl. Çok güldüğüm ne var benim çok güldüğüm ya sahnede? Yok, aa şey var çok komikti. Ne? Seninle çektiğimiz sahne. Ne o? Yüzüne su atmam gerekiyor Çağrı'nın. Bir türlü tutturamıyorum. Yani şöyle tutturamıyorum. Yüzünü tutturuyorum da hani ya az atıyorum ya çok atıyorum. Çağrı da dedi ki acıma dedi at. Tamam dedim. Aldım suyu. Çağrı gibi yıkadığım bir sahne var. Böyle boğuldu. Burnumdan içeri falan girdi. O zaman var mıydı? Sinüslerimi yıkadı yani. O zaman mıydı? Yok yoktu. Eyvah. Boğdu. Neyse çok nazik partner, nezaketli bir arkadaşımızdı kendisi. Çok güzel. Vazgeçmedi sonra. Süper, harika. Başka var mı Cerkutay ve Çağrı'ya Buse'ye soru var mı? Şey, işte dedim ya şeyi soruyor. Çok güldün. Güldün. Sen sor abi biraz. Ben soracağım. Bir tane daha onlardan sorayım. Tamam. Bu da sana geliyor Buse. Evet. Yeni bir proje olacak mı olmayacak mı merakla bekliyorlarmış. İnanın ben de merakla bekliyorum. Şu anda net bir şey yok. Şu anda olan tek şey oynayacağım tek kişilik oyun. Onu da Çağrı yönetiyor. Sanıyorum ki Ekim gibi çıkacak. İsmi ne? Schrödinger'in Öteki Kedisi. Ayşegül Aydemir yazdı. Kuantum fiziği. Schrödinger deneyi, meşhur Schrödinger deneyinden mülhemle yazılmış. Bir, Türkiye'de turne şeklinde falan mı olacak yoksa? Türkiye, dünya turnesi. Hepsini yapacak kısmetse. Dünya sabit turnesi. Bir yerde oynamayacak yani. Gidip güzel. Okey. O zaman konuşacak şeyler var. Tamam. Şimdi sizin sorularınızı geçelim. Ben de birkaç tane sorayım. Ben de birkaç tane sorayım. Çünkü Galatasaray'ın maçı var. Bugün efsane. Maç var. Bugün en güzel evet. Yandığın yeri. Şimdi Gültekin abiyle bizim birazdan buradan uzaklaşıp maç düzenine geçmemiz lazım. Ben tek başıma sizinle. Evet. Buse de arkadan takip ediyor olacaktır muhakkak ama bugün, vallahi maç saati geliyor. İki gündür, üç gündür Galatasaray hakkında konuşuyoruz. Bugün de inşallah yeneriz. Molde maçı var bugün bu arada. Hem de Türkiye'nin puanlar için iyi olur vesaire vesaire diyoruz. Benim de sizden bilmek istediğim şey şu. Kim evlilik teklif etti? Ne münasebet. Ben Yeşim'cim. Bence teoride yani. Yeşim kim? Yeşim Ceren Bozoğlu'nun çok kullandığı bir laftır. Ne münasebet. Okey tamam. Ben teoride yani bu senin etmesi gerektiğini düşünüyordum ve bunu kendisine ilettim. Bence senin etmen lazım dedim. O da kabul etmedi. Peki o zaman ben edeceğim dedim. Ettim ondan sonra. Şey yaptınız mı? Yani mesela sen Çağrı bir erkek olarak sana hayır, soracağım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Hı. Zaten neredeyse çıkma teklifini ben ettim. Her şeyi de ben mi yapacağım? İşte oraya gelecektim tam. Şimdi Çıkma teklifi nasıl oluyor? Benimle çıkar mısın? O yani asansöre işte söyleniyordu. Tırnak içinde. Şimdi mesela sen kötü şakan duyuldu. Yok kestim onu. Sen şimdi Buse'yi sevdiğini anladın. Dedin ki bu kız, ben sevdim bu kızı ya. Bu kız tamam doğru kız. Sen dedin ki bu adam doğru adam. O an şunu geçirebildiniz mi aklınızdan? İkiniz için de sorayım. Aynı soru ikinize de geçer. Öyle bir tatile geleceksiniz. Bu kız yürümüyor. Yok. Hayır. Bu benim evleneceğim kişi. Onu geçirebildiniz mi aklınızdan? Yoksa
birkaç sene bir arkadaş olalım bakalım ne olacak mı? Yoksa vallahi bu doğru yere gider mi? Vallahi buna. Biz ilişki yani biz tanıştığımızdan sonra uzunca bir süre yani bir iletişim halinde değildik yani hani zamanla gelişip yani biz yaklaşık bir küsür senenin sonunda biz artık yani ben öyle biriyim, Buse de öyle biri yani setlerine girip de çok sosyal. Benim 3 tane arkadaşım var, onlarla konuşuyorum sürekli. Hani bir şeyden değil de hani ben biraz geç açıdan, geç tanışan öyle biriyim. Keza Buse de öyleydi. Sonra biz yani ben çok yani dışarılak ne denirse evet. Ona biriyim ama derinleştiğim kişiler belli. Zamanla tanışıp yani yeni tanıştığım insanlara karşı da ben yani bu bana da ayrı bir şey. Hani belli bir zamandan sonra lambalı amfi gibiyim, geç ısınıyorum. Dolayısıyla hani Buse'nin özel, yetenekli, çok iyi bir insan, çok yetenekli bir oyuncu, beraber oynamaktan çok mutlu olduğum biri olduğunu biliyordum. Ama o zaman geçtikten ve bizim sohbetimiz derinleştikten sonra bu bir karara ve yani iyi ki bu yaşama dönüştü. Evlilik sordu bir de. Evlilikle ilgili kararı da. Dolayısıyla hani bence hani gördüm ve ben bu kızla evlenmediğim falan gibi bir yerden yaklaşmıyor tabii ki. İnsan birbirini tanımalı, yaşam kültürünü bilmeli. Bunun ne demek olduğunu anlamalı. Ben de anladıkça ve tanıdıkça ve vakit geçirdikçe. Şey demiş sözünü kesiyorum. Hani şu kelebeklenme olayı var ya. Bu evlilik kararıyla ilgili. Evlilik kararını geç. Başka bir şey geçeceğim. Başka. Yeni bir şey geçtim. Ha, aşka ha. Geçtim şimdi. Yeah. Evliliği geçtim. O kelebeklenme önce hanginizde başladı ve önce kim açıldı? Kelebeklenme. Yani mesela işte Çağrı. İlk ben kelebeklendim abi ama ben normalde kelebeklenmem. Aymina'nın kelebek şarkısı geliyor. Evet, burada Aymina'nın kelebek şarkısını giriyoruz. Hadi kelebek. Ne oldu ya? Kampa yok. Kampa yapmayın. Bir şey patladı orada. Yok. Tamam neyse Almanlar orada bir şey yaptı. Okey. O zaman çok fazla soru sormaya gerek yok. Tamam mı? Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani gelmezsiniz diye düşündüğüm kişiler geldi. Çok da sevindim. Bu arada sizin... Biz iyi ki geldik. Evet, biz soralım bir tane evet. De. Aynen, biz sana soracağız. Sen mesela sürpriz yumurta tamam ama bizi tanımıyordun. Öyleydi böyleydi. Ben merak ediyorum şimdi ben de ne düşünüyorsun. İşte yok fen makinesinin vatını sordu, fotoğrafını istedi falan filan. Geldim ne oldu? İlk gün söylüyordun, onu beni gazlamak için söylüyordun. Uyumlusun falan filan. Onu kabul etmiyorum. Ben şimdi son gün merak ediyorum. Çok uyumlu olmayabiliyorum. Çektirdik mi sana? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin ikinizde, bunu ikinizin de yüzünüze söyledim. İkinizde en çok takdir ettiğim şey, onu yemem, bunu içmem demediniz hiç. O konuda ikinizde çok uyumluydunuz ve hiç yemek konusunda bir problem yaşamadık. Çok şükür. Ne güzel şeyler yedik abi, niye yaşadık? Evet, orada onu da yedi, burada yani harika şeyler yedik, gerçekten. Çok güzel şeyler yaptık. Ya sevindim, tamam. Hani ben dolabı açtınız, dolaptaki imkan bu. Canan abla şov bu. Yapmış yani, dükkan oraya böyle sergi açmış. Dükkan. Yoktu ki zaten. Ya kuşkonmaz turşusu var, kuşkonmaz turşusu. Çok güzel o ya, keşke yanınıza verebilsem. Şimdi birazdan yiyorum. Ay uçakta böyle gitsek ya. Uçakta gidiyormuşsunuz. Şimdi Çağrı'yla hiçbir problemimiz yok. Süper. Efsane. Tamam mı? Efsane. Hiçbir problemimiz yok. Çağrı süper. Evet. Senle de asla bir problem yok ama senin elinde olmayan sebeplerden katılamadım diye. Katılamadın. Tamam, okay. Katılamayınca da seni böyle çok daha yakından göremedik. Ama bazı konularda hassassın ya. Hani hassas olduğun konular var. Ya dedim şimdi bunu dedi. Acaba dedim şimdi bu akşam bu bir parlayıp da böyle niye masada şu yok ya da niye şunu çok yürüdük falan ya da. Hiç neden? Öyle şeyler olmadı. Mesela ben şöyle bir şey bekledim. Şöyle bir şey bekledim. Biz Çağrı'yla gezip dolaştık. Şehirden tekrar kampa gitmeyip bir restoranda oturduk. Telefon açtık. Buse'ye dedi ki sen gelebilir misin tek başına? 2 kilometrelik bir yol var orada. Akşam kendisi tek başına yürümesi lazım. Konum attık falan. Ve hastanın bütün gün hastaydım orada. Ve ben yani. Çağrı biliyor. Bak Çağrı'ya sürekli soruyorum 5 dakikada bir. Ya bir acaba bir sorsak mı? Çünkü ben şöyle bir şey bekledim. Buse gelecek. Ya neden gelip beni almadınız? Ya niye böyle yaptınız? Yok beni o kadar yoruyor. Hani o an aklımdan onlar geçiyor. Sonra sen geldin. O müzik de çalıyor, eğleniyor falan. Dedim tamam ya bu kız öyle değilmiş. O kendi evet, değer verdiği, ya, kendi başına kalma, kendi özerk alanı, kendi hassasiyetleri, kendi beğenileri üzerinde çok hakikaten kendi beğenilerine saygı duyuyor. O duyduğu saygıyı da ben çok beğeniyorum. Hani hakikaten yalnız kalmak istiyorsa yalnız kalmak, tek başına yürümek istiyorsa tek başına yürümek. Yemek ama istemiyorsa da kimseye zulmetmez yani ben bunu yemiyorum diye de onu yemez ya da yer.
vesaire. Dolayısıyla hani o gibi kendi beğenilerini savunduğu, kontrol ettiği nokta çok değerli. Yok yok, ben bir tek şüphelendiğim, yani şüphe değil de endişe ettiğim o akşamdı. Hani seni gelip almadık ya. Bir tek oradan endişe ettim. En mutlu akşamı. Ama tam tersi o kadar mutlu geldi ki yürümüş falan, işte kulaklıkla müzikli yürümüş falan. Sonra şansımıza da o gün güzel müzikliydi falan. Dans ederken göreceksiniz, çok eğlendi. Evet, ben onları izledim, ben oturdum sadece. Onlar eğlendiler sabahlara kadar. Bu arada bu video ile ilgili bizim Gültekin abiden bir ricamız oldu. Çok sevdiğimiz genç bir sanatçının müzikleriyle kurgularsan bizim videomuzu çok seviniriz dedik, sağ olsun. O da bizi kırmadı. Bizim videolarımızı Gültekin abi Almina'nın şarkılarıyla tamam, kurgulayacak. Tamam, o zaman o kişinin ismini de yazacağım ben oraya. Evet. Tamam, aşağı onu da takip edin. Dinleyebilirsiniz. Aynen. Evet, bir Spotify linki de bırakırız. Aynen. Yani ayrıca hani böyle gencecik sanatçıların böyle şeyler üretmesi de nefis, dinlemenizi tavsiye ederim. Sizin de desteğiniz de inşallah daha yerlere gelir. Gelir zaten, belli o zaten yapacak. Bizim desteğimize de ihtiyacı yok. Hani helal olsun, yok, çok güzel. Yok, sizin desteğinize var ihtiyaç her zaman. El eli yıkar, iki el yüzü yıkar. Arkadaşlarımıza ihtiyacı var, biz de onunla arkadaşlarız. Var, destek her zaman lazım. Destek olmadan olmuyor bu işler. Sizin sadece bunu söylemeniz bile bir destek şu anda, tamam mı? Bu bile çok güzel bir olay. Ben çok mutlu oldum geldiğiniz için. İnşallah biz mutlu olduk esas. Çok teşekkür ederiz. İleride başka projelerde, başka şeylerde, konuştuğumuz konularda inşallah daha iyi şeyler yapacağız. İsmiyle müsemma, gerçekten güle güle geçirdiğimiz bu vakitler için biz de çok teşekkür ederiz. Umarım siz de severek izlerseniz, sürçülisan ettiysek affola. Galatasaray'a şans dileyin. Birazdan maç başlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, büyük cimbom. Neydi? Aşkın olayım. Sözlerini de bilmiyorum. Hala ezberleyemedi. Bir senedir söyleniyor ya. Potem, bunu ezberlememeye devam edelim abi. O ezberlemeyelim o Potem zaman. Abi. Dur, kalkma. Sorunun cevabını vereceğim. Orada kat şey yapacaktık ha, ya. Ha, evet. Tamam. Söyle. Ne soruydu o? Peki ışık atladı. Nasıl ışık olacak atladı. O? Olsun. Işık devamlılığı yok yani. Çok güzel. Okey, tamam, ben söyleyeyim. Az önce soruya cevap verememiştim. Biraz düşünmek istemiştim. Tamam. Şimdi söylüyorum. Derin, saf kalp, tutku. Aygül. Yok. Cerkutay için söylüyorum. Buse Cerkutay'ın bir dakika, saf nasıl, kalbini, saf kalp, derinliğini ve tutkusunu seviyormuş. Aa, doğru kelimeler buldu ama. Abi yarım saattir düşünmüyor. Bir şey söyleyeceğim. Doğru kelimeler buldu.